gece 00'dan itibaren, çarşambaya bağlayan gece itibariyle yeni bir uyarı vardı yoğun yağış anlamında. Biz de ona karşı tedbirlerimizi aldık ve bu yağışın bu sabah saatlerinde yoğunlaşarak devam edeceği, öğleden sonra en yoğun halini yaşayacağı ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar da etkisinin devam edeceğini uzmanlarımız değerlendirdi. Biz de ona karşı her türlü tedbirimizi aldık. Sabah 7 itibariyle burası AFAD binamız, buradaki kriz merkezimizde hepimiz yerimizi aldık. Şimdi son durum şöyle, yağışlar kıyı şeridimizde şu an itibariyle yoğun seyrediyor. Özellikle de Pazar ilçemiz civarında yoğun seyrediyor. İçerilere doğru gitmesini bekliyoruz, öyle değerlendiriyor uzmanlarımız. Rize'miz üzerindeki yoğun hava kütlesi sabit, hareketsiz duruyor ama bize aynı zamanda Samsun, Ordu, Sinop güzergahından yeni bir sistem yaklaşıyor. Bu iki sistemin tabii birleşmesinin daha riskli bir durum oluşturacağı öngörülüyor. Tabii biraz gelişecek hava olaylarıyla ilgili bu. Elhamdülillah herhangi sorun olacak nitelikte bir olayımız yok. Sadece pazardaki bazı derelerimizde ufak şişmeler olmaya başladı. Tabii dediğim gibi her türlü tedbiri aldık. Neredeyse her menfezimizin, her deremizin başında iş makinamız bekliyor. Özel dairemizin kendi araçlarıyla beraber yaptığımız takviyelerle 227 tane aracımız şu anda dediğim kritik noktalarda konumlanmış durumda ve muhtemel her riske karşı bekliyor. Sizinle belki şunu paylaşmam gerekir. Dün itibariyle, dün gece 11.30 itibariyle arkadaşlarımız, kaymakamlarımız, jandarmamız, emniyetimiz ve diğer arkadaşlarımız tek tek köy köy ve köylere bağlı haneler düzeyinde çalıştı. Ve Rize'de bu yağışa ilişkin çok riskli gördüğümüz 164 haneden 112'si vatandaşlarımızla görüşerek tahliye edildi. Her bir vatandaşımızın, yağış güzergahındaki her bir vatandaşımızın telefonuna, ondan sonra normal hatlarına, kimisi evlerinde giderek, ziyaret edilerek uyarılar yapıldı. Yani tam bir teyakkuz halindeyiz. Tabii hep söylediğim gibi Rize'de farklı bir iklim, farklı bir yağış rejimi yaşıyoruz. Hem mikroklima özelliği var, hem de ilimiz için yapılan uyarıların hangi saatte ilimizin neresine vuracağına dair tam kestirim yapamadığımız bir hava olayı silsilemiz var Rize'de. Onun için her tarafta tedbirli bekliyoruz. En büyük riskimiz son 10 gün içerisinde yağışların hiç durmaması ve artık toprağın iyice doymuş olması ve gelecek her yağışın anında yüzey suyu olarak akabilme ihtimali. Buna karşı da hazırlıklıyız. Hem Karadeniz sahil yolunda, hem dediğim gibi her bir köyümüzde, her bir ilçemizde ekiplerimiz, her birinin başında kaymakam arkadaşlarımızın koordinasyonunda tüm kurumlarımız ve tedbir olarak halkımız inşallah sorunsuz bir şekilde bu süreyi atlatmayı ümit ediyoruz. Bu 9.4.